Bingöl Üniversitesi tarafından balın değerini arttırmak amacıyla bir proje hazırlandı. Ana arı ve sütü üretimi adı verilen projeyle kovan başı 7 kilogram olan bal miktarının bu yıl 11 kilograma yükselmesi bekleniyor. 72 tane proje bağlamında buraya alınan arı kovanı var. Bu kovanlar içerisinde eğitim amaçlı dahil olmak üzere birçok şey yapılıyor. Ana arı üretimiyle ilgili daha önce bir bakanlık destekli program yapılmıştı, sertifika programı yapılmıştı. İkincisi de yakın zamanda yapıldı. Bingöl Üniversitesi Rektör Profesör Doktor İbrahim Çapak, üreticilerimize ana arı üretimi konusunda destek vermeye çalışıyoruz dedi. Bu kovanlar tabii sadece ana arı üretimi için kullanılmıyor. Aynı zamanda arıcılarımızın kovan başına kilogram bazında ne kadar bal elde edeceklerine dair de eğitimler veriliyor. Arıcılarımız bilinçlendiriliyor. Bu noktada güzel şeyler yapıyorlar. Bu vesileyle arı sütü elde ediliyor. Hem arıcı bilinçlendirilirken hem de arı sütü elde etme imkanı var. Kovanlardan polen ve propolis aynı şekilde elde ediliyor. İbrahim Çapak, önümüzdeki süreçte arıyla tedavi boyutuna da gidilecek diye konuştu. Arı kompleksiyle ilgili projemiz devam ediyor. İnşallah faaliyete geçireceğiz. Arı kompleksi faaliyete geçtiği zaman aynı şekilde arı ürünleriyle ilgili her türlü faaliyet olmakla birlikte orada bir müze de olacak. Apiterapi dediğimiz arıyla tedavi boyutuna da gidilecek. Dolayısıyla üniversitemizde bölgeye bölgesel kalkınma anlamında yapılabilecek her türlü destek vermiş olacak. Kovan başına bal miktarı Türkiye ortalaması 14,5 kilogram, dünya ortalaması da 20 kilogram.